Yani Recai, bu bizim İçişleri Bakanı'nın son konuşmalarında mimiklerine baktığında nevrotik şeyler hissediyorsun. Yani yüzü dönmüş, kaşa gitmiş, kafası atlamış. Yani içindeki kötülüğün dışa vurduğu bir bakan görüyorsun, bir sima görüyorsun. Ve saçma sapan konuşuyor. Yani birçok AKP bakanı gibi, AKP üst düzey yöneticisi gibi saçma sapan konuşmaya başladı. Yani Hüdapar'ın avukatlığını yapmış, Hüdapar'ın örgütünden ceza almış unsurları getirip sen milletvekili listene koyacaksın, ben ilişkilerini görmedim diyeceksin. Hüdapar'ın kuruluş süresine bakacaksın, beslendiği zemine bakacaksın, ilimcileri bileceksin, menzilcileri, tarikatları bileceksin. Bunların işte nasıl biçimlendiklerini bileceksin. Hatta hala ilimcilerin şeyi yok ortada ya. O dönemde bunlar ayrılmışlardı kendi işlerinde, bu kitapçılar bilmem ne diye. Bir karşı tarafın önderliğini yapan adam yok ortada. Kayıp, hala öldürülmüş, bir yere gömülmüş, hala bulunabilmiş değil. 700'e yakın cinayet var bu insanların üzerinde, çözülememiş. O Hizbullah süreci içerisinde. Yani bunlar da şunu biliyorlar ki dirayetli bir yönetim geldiğinde geçmişe dönüp bu tür faili meçhullerin hepsinin aydınlatılması yönünde çabalara girilecektir ve bunların hepsi de tek tek ortaya çıkarılacaktır. Yani bizim bu ülkenin şanssızlığı Soylu gibi bizzatın bakan olması bu ülkede. En büyük Ya şanssızlık. ama ilginç değil mi Ömer? Ömer bak burada bir şey söyleyeceğim. Ya adamın Hiçbir şey açıklamasına değil bakıyorum. Recai. AKP Yani iktidarı hiçbir şey. evet gerçekten şey yani kabul edilebilir. Diyor ki yani Şam'a da Bağdat'a da Afganistan'a da Kabil'e de huzuru biz getireceğiz diye mideden Ama atıyor. Allah izin Şimdi böyle verirse. diyen yani biz getireceğiz diyor ya. Yani Allah izin halen verirse getirecek. böyle bu ülkeyi yönetenlere baktığın zaman yani kabul edilebilir gibi bir durum yok burada. Yani insanın Ya kabul etmesi de Suriye'deki mümkün huzuru görünmüyor. bozan kendileri. Yani Suriye'de bir huzur vardı, bir iç denge vardı, bir yaşam kolaylığı vardı, bir istikrar vardı. Oradaki huzuru bozan AKP iktidar oldu. Ben sormuştum yani, AKP iktidarının gerçek yüzünü görmediniz de mi bu kadar yakınlaştınız diye Beşar Esad'a sormuştum bunu. Bizim hatamız göremedik dedi. Biz dedi işte dünyaya açılmak için Türkiye'yi iyi bir ortak olarak gördük ama Türkiye'nin hesapları bizim üzerimize farklıymış. Bizim yüzümüze gülerken alttan alta bu şeyi darbeyi örgütlemişler dedi. Şimdi Nasıl? Evet. zoru bozanlar bunlar o ülkelerde. O ülkelerin insanların yaşamına kıyanlar bunlar. 60 bin çocuk öldü Suriye'de. Resmi kayıtlara göre 150 bin askeri öldü Suriye'nin. 500 bin sivil vatandaş öldü o coğrafyada. Milyonlarca insan yaşamlarından oldu. Fabrikaları söküldü, tarihi eserleri çalındı, yağmalandı o ülke. Hala vali atamışsın Afrin'e. Yani insan devri dönüyor bu tür dangalakça laflar duyduğunda. Oralardaki huzuru bozan, oradaki istikrarı bozan, oralardan da gelenlerle ülkedeki istikrarı bozan da sensin zaten. Yani bu ülkenin dediğim gibi en büyük şanssızlığı bu adamın İçişleri Bakanı. Bu adam bakan olması. Bu adamı Çevre Bakanı bile yapmayacaksın. En şey bakanlık ne? Onu bile yapmamak gerek. İktidar ortağında iktidar hiçbir yetkiye sahip olmayacak bir adamı Türkiye'nin önemli bir yerine bakanlığına getirmiş, oturmuşsunuz. Bu Ya en büyük peki şanssızlık. yani sisteme bakar mısın şimdi sevgili Ömer? Şimdi 2022'de 1075 çocuğa dava açılmış. Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, yani devletin kurum ve organlarını aşağılama diye. 13 yaşındaki çocuğa en sonunda bir yani onu Erdoğan'a hakaret davası açılıyor. Öyle bir yere geldi ki sistemin her yerden böyle dökülüyor. Yani kabul edilebilir bir durum değil. Buradan sonraki süreç yani özellikle peki bir de demokrasi güçleri açısından baktığınız zaman yani ülkenin tekrar demokrasiye dönmesi, demokratik ve layık bir Türkiye'de yaşamak istemesi insanların bütün bu süreç önemli. Peki sol açısından baktığın zaman nasıl değerlendiriyorsun burada? Yorumları nasıl değerlendiriyorsun? Farklı farklı bakanlar, farklı farklı düşünenler var. Senin değerlendirmen nedir? Sol nefessiz kaldı. Uzun süredir sol beslenme kaynaklarından yoksun kaldı. Kendini var edecek süreçlerden yoksun kaldı. Bu ülkede zayıfladı.
zayıflayıcı da bir başka gücün etkisi altına girdi. Güçlü olan süreci belirler. Bu doğanın biraz da kanunu. Etkin olan, güçlü olan, zayıf olanı biçimlendirir, güçlendirir. Yani payandasını da güçlendirir vesaire. Solun da durumu bu oldu. Sol çok zayıf bir süreç geçirdi. Nefes alamadı uzun bir süre. Tabii bunun bir nedeni yani AKP iktidarının yarattığı ortamdan kaynaklanırken diğer bir tarafı da kendi iç açmazlarından kaynaklandı sorun. Yani solun Sovyetler sonraki süreçteki kendi iç tartışmalarından kaynaklı olarak yaşadığı bir zayıflık da var idi. Şimdi bir hareketlenme solda da var tabii ki. İşte TİP diye bir farklı şey çıktı, yeni bir yapılanma çıktı. Oldukça iddialı girdi sahalara. TKP işte değişik yerlerden işte değişik adaylar göstererek sahaya girdi. İşte Sol Parti yine sahada. Yeşiller ve Sol biraz daha iddialı olarak yine sahada ama tabii bu süreçte işte Yeşiller ve Sol Parti'nin bünyesinden milletvekili olup da parlamenter yapının içerisinde yer alan, daha sonra da bu yapının içinden ayrılıp başka bir yapı kuran unsurlara karşı da biraz sertleştiği görülüyor. Yani tipten bahsediyorum tabii ki. Tipin kendinden ayrı var olma çapasını biraz olumlu bakmıyor gibi görülüyor. Bundan dolayı da eleştiriyor. Hatta kimi alanlardaki yapılan konuşmalarda sıcak bakmamanın ötesinde biraz da sert çıkışlar olduğu görülüyor. Miting konuşmalarında bu ortaya çıkıyor. En son işte tipli milletvekillerinin konuşmaları da tartışma yaratacak noktaya geldi. Şimdi şöyle bir şey de olacak. Göreceğiz bu fotoğrafı. Yani tip yeni bir oluşum. Yani tutar tutmaz zemini vardır yoktur onu yakında göreceğiz. Ama dediğim gibi HDP içerisinde vücut bulmuş bir yapılanmaydı. Yani işte Erkan baş dahil olmak üzere HDP'nin içerisinde milletvekili seçilenler HDP'den ayrılarak tipi kurduğunu açıkladılar. Tip bir coşku yarattı gençlikte özellikle belli bir genç kitleyi etkiledi. Ama şöyle bir pragmatist yaklaşımı da oldu tabii ki. Yani ülke barajını yeşiller ve soldan aşıp yerel barajlarda da çıkartacağı unsurlarla kendini var etmeye yöneldi. Bu da biraz şeyde rahatsızlık yarattı. Yeşiller ve solda. TKP zaten HDP'de diyorsun. sert bakıyor olaya. Ben hepsiyle konuşma fırsatı buldum. Yani genel başkanlarıyla konuşma fırsatı buldum. Çok sert bakıyor olaya. Hatta yani HDP'nin koruyucu şemsiyesi altında var olmaya çalışanlar kimlik oluşturamazlar vesaire vesaire gibi bir sürü şey söylüyorlar. Yani umarım başarı olur ama görünen o ki çok başarı beklemiyorum ben tipten. Çünkü aynı kitleye oynanıyor. Mesela işte Seda Kadılı gibi İstanbul 1. bölgesinden aday ilk sırada. Karşısında Sırrı Süreyya'ya aday koydu Yeşiller ve Sol Parti. Aynı kitleden oy alacaklar her iki kesimde. Çok olumlu sonuç çıkmaz orada. Mesela aynı şekilde şey işte Antalya'da Barış Atay ikinci sıradan, birinci sıradan onun karşısına da Saruhan Oruç koyuldu. İşte Antakya'ya, Hatay'a cezaevindeki Can Atalay konuldu ama tek başına tipin oradan milletvekili çıkartma şansı yok. 40 bin bir HDP oyu vardı. Onun üzerine alınan oylarla Barış Atay çıkmıştı vesaire. Tabii yaşanılan deprem vesaire gibi şeyleri de dikkate almak gerek. Yani tüm fotoğrafı dışına çıkıp baktığımızda tamam solda bir heyecanlanma, bir atılım hamlesi var ama daha çok tümünde ortak zaten Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Bülten Kışanak'tı sanıyorum. Dün bir açık şey yapmıştım mitingde konuşurken. Bir oy Yeşiller ve sola, bir oy Kılıçdaroğlu'na diye. Yani çok açık ve net olarak kendi kitlelerinin de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına onay vermesi gerektiğini söyledi. Bu konuda dikkatimi çeken şu var. Demirtaş baya bir toparlayıcı gidiyor. Cezaevinden dışarıdaymış gibi. Gerçekten ya çok önemli bir konuya değindin yani sevgili Ömer.
Şimdi orada hakikaten Demirtaş'ın yaklaşımına bakıyorsun. Sağduyulu, ülkenin geleceğine dönelik açıklamaları, özellikle değişime yönelik desteği, Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi, samimi bulması. Yani bu tür yaklaşımları gerçekten çok önemli bir konu mu senin söylediğin? Yani ama çok büyük bir ağırlığı da olduğu da kabul söylemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Şimdi yani HDP'nin de bu noktada çok ciddiye aldıkları da kesin almamaları da mümkün olamaz diye düşünüyorum. İstanbul seçimlerinde de bunu yaşadık biliyorsun.